Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde bir fetva örneği var. Onu incelemeye çalışacağız. Bu Peçevi tarihinde geçen bir fetva örneği. Fetva örneği niye Peçevi tarihinde yer alıyor? Çünkü bu Kıbrıs'ın fethiyle ilgili bir fetva olduğu için Peçevi tarihinde bunu nakletmiş. Devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin bir fetvası. Hazreti Osman döneminde Kıbrıs fethediliyor. Daha sonraki dönemlerde işte Haçlıların, Venediklerin eline geçiyor. Osmanlı döneminde bir anlaşma var. Fakat bu anlaşmaya çok riayet edilmiyor. Öyle olunca da tabii Venedikliler işte zaman zaman bu hacıların gemilerini yağmalıyorlar. İşte anlaşma bozulmasın diye de bunları korsanların üzerlerine atıyorlar. Bu Kıbrıs önemli bir belde. İslam tarihinden her ne kadar Venediklerde olsa da daha önce işte Müslümanların yaşadığı bir topraktı. Orada işte Müslümanlara ait mektepler, camiler vardı. Fakat Venedikleri alınca işte bunların pek çoğunu yıkmışlar. Yerine işte kendi din ve inanışlarına göre mabetler yapmışlar. Yine malumunuz Kıbrıs'ta Hala Sultan olarak bilinen Hazreti Peygamber'in işte halası veya süt teyzesi olarak düşünülen bir kadın sahibimiz var. Hala Sultan da Peygamberimizin bir bakıma mucizesine mazhar olmuş. Ve orada şehit düşmüş bir kadın sahibi. Ondan dolayı da o da aslında bir bakıma küfrün yayıldığı bir yerde muhtemelen orada bakımsız bir halde. Ve en önemlisi hacıları taşıyan gemiler orada işte Venediklerin veya işte oradaki şövalyelerin hücumuna uğruyor. Dolayısıyla işte böyle bir durumda Kıbrıs manevi bir anlam da ifade ediyor ve Şeyhülislam Ebu Suud'dan fetva alınıyor. II. Selim döneminde 16. yüzyıl. Ve tabii fetih gerçekleşiyor. Daha sonra Kıbrıs bir İslam beldesi haline tekrar dönüştürülüp oralarda bu harabe yerler bayındır hale getiriliyor. İşte Ümmü Haram adlı sahabinin kabri onarılıyor. Türbe inşa ediliyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı'na kadar Kıbrıs civarında geçen Osmanlı donanması top atışlarıyla Hala Sultan'ı selamlarlarmış. Evet, böylelikle hem Kıbrıs'ın o manevi bir bakıma fethi de gerçekleşmiş oluyor. Tabi rüyadan bahsedilir. Denir ki Hazreti Peygamber Ümmü Haram'ın, işte Hala Sultan'ın evine gitmiş. Orada bir müddet işte uyumuş. Uyandığında gülünce bu Hala Sultan veya Ümmü Haram, işte, Ya Resulallah niye güldün demiş. Peygamber Efendimiz rüyamda ümmetimden bir kısmının deniz üstünde ihtişamlı bir şekilde gemilere binerek harbe gittiklerini gördüm, ona güldüm demiş. Hala Sultan da Ya Resulallah benim de o deniz gazilerinden olmam için Allah'a dua buyur. Efendimiz de dua ediyor ve uyuyor. Bir süre sonra tekrar uyanıyor.
Yine gülüyor. Yine sahabi hanımefendi soruyor. Bu sefer diyor ki ben yine bir grup ümmetimin padişahların tahtlarına kullukları gibi gösterişli bir şekilde gazaya gittiklerini gördüm. Hala Sultan diyor ki ya Resulallah onların arasında bulunmam için de bana dua et. O da diyor ki sen ilk grup içerisinde olanlardansın. Yani deniz gazilerindensin diye karşılık verir. İşte rivayetlere göre Ümmü Haram veya Hala Sultan kocasıyla birlikte Kıbrıs seferine katılmış. Gönüllü olarak işte Larnaka civarında bineğinden düşerek başını kaya çarpıp şehit olmuş ve oraya defnedilmiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'ın manevi fatihlerinden birisi de Hala Sultan'dır. İşte o dönemde Kıbrıs'ın fethi için işte Devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'den fetva isteniyor. Ebu Suud Efendi de buna ilgili fetva veriyor. İşte bu fetva örneğine bakalım arkadaşlar. Ne buyurulmuş? Evet. Fetva şu. Tabii fetvalarda arkadaşlar önce bir soru sorulur. Sonra cevap verilir. Bazen soru uzundur, cevap kısadır. Bazen ikisi de kısadır. Bazen bir cümlelik soru cevap olabilir. Bazen manzum bir soru sorulur. Zaten Şeyhülislamların çoğu da şiirle ilgili oldukları için manzum bir cevap verirler. Buna benzer örneklerde çok fazla ve tabi bazen mizahi bir üslup. Yani sorunun durumuna göre, muhatabın durumuna göre çok farklı ve renkli fetva örneklerine rastlıyoruz. Yine burada mesela işte bazen böyle klişe isimler vardır. İşte mesela Zeyd şöyle yaparsa ne olur gibi veya işte kadınlar için başka klişe isimler kullanılır. Mesela yanlış hatırlamıyorsun bir örnek var. Belki burada çıkar bilmiyorum ama işte Zeyd ben seninle cennete dahi girmem desen ne gerekir? Cevap mizahidir. O zaman cehennemin dibine gitsin şeklinde mesela bir örnek söz konusu veya benzer bir örnek söz konusu. Yine mesela padişahın sarayın ağaçlarına dadanan karıncaları öldürmek için fetva istemesi üzerine yazdığım manzum bir soru var. İşte ger yani eksik veya hata olabilir ama yani aklımda kaldığı şekli işte ger dırahta zarar verince karınca günahı var mıdır karıncayı kırınca? Şeyhülislam diyor ki yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle bir soru sorduğu ve cevabında böyle bir cevap verildi söyleniyor. Yani karıncaları öldürmek caiz değil. Kıyamet gününde karıncalar Süleyman'dan hakkını alır şeklinde bir manzum karşılık veriliyor. Biz tabii şu örneğimize tekrar dönelim. Evet, önce bir sorumuz var. Sonra onun cevabı var arkadaşlar. Mesele. Sabıkan bir vilayet Dar-ı İslam'dan olup ba'de zaman küffar haksar müstevli olup medarisü mesacidin harap ve muattal ve menabirü mehafilin küfrü dalalet ile malamal ve nice dürlü ef'al-i habise ile dini İslam'a ihanet kast eyleyip ve etrafı aleme evza-ı kabihelerin işaat eyleseler padişahı din penah Hazretleri Hamiyeti İslam
muktezasınca diyar mezkuru küffar haksar elinden alıp Darül İslam'a ilhak eylemege azimet ve himmet buyursalar, sabıkan mezkür keferenin tasarruflarında olan ahir vilayetler musallaha olunduk da ellerine verilen ahitnamede mezkür vilayet dahil olmakla şeriat-ı mutahhara mucibince mezkür ahitname herhalde naksına gibi görünüyor. Naksına azimet buyurmalarına mani olur mu? Beyan buyurla. Şeyhülislam'dan bir fetva isteniyor. Yani fetva şu. Mesele, problem, sorun şu. Eskiden bir vilayet İslam diyarından olsa bade zaman bir zaman sonra küffar haksar yani o toprağı karşılaşacağı kafirler istila edip medreselerini, mescitlerini harap ve atıl ve minber ve mahfillerini küfür ve dalalet ile kuşatıp ve nice türlü kirli fiiller, eylemler ile İslam dinine ihanet kast eyleyip ve alemin etrafını ve her tarafını çirkin vaziyetlerle işaat eyleseler, yani ortalığı kötü vaziyetleriyle doldursalar, Padişah Din Pena Hazretleri, dinin sığınağı, koruyucusu, kollayıcısı olan Padişah Hazretleri, Hamiyet-i İslam muktezasınca, işte İslam onurunu muhafaza etmek gereğince, adı anılan diyarı, o toprak olasıca kafirlerin elinden alıp İslam diyarına katmak için işte gayret ve çaba buyursa, daha önce ismi geçen kafirlerin tasarruflarında olan diğer vilayetler musallaha olunduk da yani sulh ile geçirilmiş olduğu için ellerine verilmiş olan o ahitname yani anlaşma metni ahitnamede adı geçen vilayet de dahil şeriat-ı mutahhara mucibince o temiz şeriat gereğince o yapılmış olan ahitnameyi ortadan kaldırmak isteseler buna bir engel var mı? Açıklansın. Yani şöyle bir durum var. Önceden İslam beldesi olan bir belde var fakat o belde daha sonra işte kafirler tarafından harap ediliyor. Binaları yıkılıyor. Orada işte küfür veya kendi dinlerinin gereği icabınca şeyler yapılıyor. Bunlar aynı zamanda ortalığı fesada veriyorlar. Padişah da bu durum karşısında İslam onurunu muhafaza etmek adına orayı alıp İslam toprağı yapmak istiyor. Fakat şöyle bir problem var. Daha önce o kafirlerle bir anlaşma yapılmış. O anlaşmaya bu problem olan yerler de dahil. Şimdi böyle bir durumda bu mevcut anlaşmayı bozmak şer'an caiz midir? Şeklinde bir fetva isteniyor. Bakalım Şeyhülislam Efendi ne buyurmuş? Evet. El cevap. Allahu alem asla mani olmak ihtimali yoktur. Padişahı İslam Eazallahu Teala
ensarehu kefere ile sulh eylemek o zaman meşru olur ki kafi-i müslimine menfaat ola. Olmayacak asla sulh meşru değildir. Menfaat müşahede olunup müebbet veya müeyyet yahut müebbet yahut muvakkat olduktan sonra menfaatli zamanda bozulması enfa görüle elbette bozmak vacibü lazım olur. Hazreti Resulullah aleyhisselam Hicret-i Nebeviye'nin 6. yılından 10 yıla değin sulh edip Hazreti Ali kerremallahu vechehu müekket ahitname yazıp mukarrer kılındıktan sonra evet gelecek yıl bozmak enfa görülüp hicretin 8'inde üzerlerine varıp Mekke-i Muazzama'yı feth buyurdular. Hazreti Halife-i Rabbul Alemin Halledallahu Teala Zilale Saltanatehu ala herhalde Mefarikal Müslümin ve Eyyede bin Nasril Aziz vel Fethil Mubin Azimet-i Hümayunlarında Cenab-ı Risalet Penah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnet-i şeriflerine iktida buyurmuşlardır. Ketebehu el fakir Ebu Suud. Ketebehu onu yazdı. Fakir Ebu Suud. Tabi buradaki fakirlik bir tevazu ifadesi. Evet, şimdi soruyu ifade edeyim. Şimdi cevaba bakalım arkadaşlar. Cevapta da Allahu alem. En iyisini Allah bilir. Asla mani olmak ihtimali yoktur. Yani şu soru neydi? Bir ayitname vardı. İşte ayitnameye şartlarına uyulmadığı için bir İslam beldesi var. O ayitname iptal edilip bozulabilir mi? Şer'an bir sıkıntı var mı? O da Allah bilir ama böyle bir engel yok. İşte İslam padişahı Allah onun izzetini yücelsin, yardımcısı olsun. Kafirlerle sulh eylemek o zaman meşru olur ki kafi-i müslimine menfaat ola. Yani kafirlerle sulh yapmanın şartı şu. Eğer Müslümanların menfaatine bir durum varsa kafirlerle sulh yapılır. Yoksa Müslümanların aleyhine olacak bir şey varsa veya durum buna dönüşürse bu ahitname iptal edilebilir. Olmayacak, işte Müslümanların menfaatini olmayınca, olmayacağı zaman asla sulh meşru değildir. Aksine menfaat söz konusu olmayınca sulh yapmak da mümkün değil. Menfaat müşahede olunup müebbet yahut muvakkat olduktan sonra menfaatli zamanda bozulması enfa görülse. Şimdi yani fayda gözetildi. Uzun süreli veya kısa vadeli bir anlaşma yapıldı. Menfaatli zamanda gerek menfaatli zamanda bozulması daha faydalı enfa görüldüğü zaman bozmak vacip hatta gereklidir. Şimdi bunlar söyledi ama ben bunun gerekçesi nedir? Bunlar niye söylüyor? İslam tarihinden örnek veriyor. Hazreti Peygamber'den. Hazreti Peygamber Allah'ın selamı üzerine olsun.
işte Hicret'in 6. yılından 10. yılına kadar işte müşriklerle sulh yapmış ve Hazreti Ali kerremallahu vechehu, Allah onun işte yüzünü aydın kılsın, müekket ahitname yazıp, yani sağlam bir anlaşma yazıp burada şu şey varsa muahede-i mukarrere kararlaştırmış bir metin, bir anlaşma kılındıktan sonra önce bir anlaşma yapıyor. Bir sonraki yıl, gelecek yıl bozmak daha faydalı görüldüğü için Hicret'in 8. yılında üzerlerine varıyorlar ve Mekke-i Muazzama'yı fethediyorlar, feth buyuruyorlar. Yani şu Hazreti Peygamber Mekkelilerle Hicret'in 6. yılından 10. yılına kadar sürecek bir anlaşma imzalıyorlar. Sağlam bir metin hazırlıyorlar. Fakat bu anlaşma yaptıktan sonra bu anlaşmayı bozmak daha iyi olur düşüncesiyle Hicret'in 8. yılında işte Mekke üzerine fethi yapılıyor ve Mekke fethediliyor. Burada da yine uzunca bir dua var. Hazreti Halife-i Rabbul Alemin Halledallahu Teala Zilale Saltanat, işte Allah onun saltanatının gölgesini daim eylesin şeklinde devam eden bir dua. İşte Halife Hazretlerinin Azimet Hümayunlarında Cenab-ı Rabbül Risalet Penah sallallahu teala ve sellem hazretlerinin sünnet-i şeriatlarına iktida buyurmuş yandır. Evet, yani böyle bir durum olduğunda da aslında Hazreti Peygamber'in sünnetine ittiba etmek söz konusu. Yani böyle bir durumda eğer güç, kuvvet, kudret elinizde ise ve eski anlaşma şartlarından daha iyi bir durum söz konusu olacaksa anlaşmanın bozulması daha eftaldir demiş. Yani fetva vermiş. Tabii kaynaklara baktığımızda bu tabii burada çok görünmüyor. Neden dolayı bu fetva var? Bu fetva işte Kıbrıs'ın işte anlaşma olmasına rağmen Kıbrıs'ın üzerine gidilmesi veya fethedilmesinin caiz olup olmadığı üzerine ve böyle bir fetva örneği karşımıza çıkmış oluyor. Dediğim gibi yani fetva örnekleri çok farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Osmanlı döneminde fetvaların olduğu eserler var. Dediğim gibi manzum olanlar var, mensur olanlar var, bazen mizahi olanlar var. Kısa soru, kısa cevap, bazen uzun soru, uzun cevap burada olduğu gibi şeklimize farklı üsluplarla karşımıza çıkıyor. Diğer bir metnimiz arkadaşlar yine tasavvufi bir metin. Bir önceki bir bakma fıkhi bir metindi. Bir fetva metniydi. Tasavvuf metnine çok fazla ama Sinan Paşa'nın Tazarrunnamesine bir göz atalım. Sinan Paşa 15. yüzyıl edibi. Bizde sanat-ı nesir söz konusu olduğunda ismi hemen öne çıkan bir şahsiyet. Biliyorsunuz bizde ilk dönem işte 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar ki dönemdeki metinlerin çoğu daha çok da dini, tasavvufi, ahlaki metinler. İşte geçen derslerde incelemiş olduğumuz Kur'an tercümeleri, hadis tercümeleri. Mesela bunlar daha çok işte ahlaki, didaktik eserler. Fakat Sinan Paşa'dan sonra her ne kadar eseri dini, bazen tasavvufi bir mahiyette olsa da bu eser edebi vasfıyla öne çıkan bir eser. Yani sadece öğretme veya işte duygulandırma
düşüncesi değil. Aynı zamanda edebi bir dilin kullandığı bir eser. Dolayısıyla 15 yüzyıldan sonra artık nesir de edebi bir zemine oturmuş oluyor ve bunu sağlayan Edip de Sinan Paşa. Sinan Paşa'nın özellikle pek çok yazma nüshası olan Tazarnamesi gerçekten Türk Edebiyatı'na bir şaheser. Tabii yine kaynaklarda ifade edildiği üzere maalesef Sinan Paşa'nın bu güzel üslubunu benzer şekilde devam ettiren ikinci bir şahsiyet olmamış. Fakat ilerleyen zamanlarda bu süslü nesrin, sanatlı nesrin işte Veysi ve Nerisi gibi büyük temsilciler eliyle ağır ve ağdalı nesre dönüştürüldüğünü görüyoruz. Tabii nesrin dilinin, üslubunun ağırlığının muhtemelen işte devrin haşmeti, görkemiyle de ilgisi var. Artık Osmanlı'nın oldukça geniş bir topraklarda hakimiyet kurduğu, farklı dillerin devrede olduğu bir ihtişam dönemde dilde adeta sanattan nasibini alıyor ve işte Veysi gibi, Nerisi gibi bazen işte münşaat yazan müellifler, edipler gibi şahsiyetler elinde dilin adeta girift bir hale getirildiğini, hatta şiirden daha öte bir anlam yoluna kavuşturduğunu görüyoruz. Evet, tazarru yalvarma, yakarma demek. Yani yakarışlar kitabı veya yakarış eseri gibi bir isim söz konusu. Sinan Paşa'nın bu eseri oldukça dediğim gibi önemli bir eser. Orada bir pasaj var. O pasaja bakalım. Şöyle birkaç dakika metin böyle kalsın. Sonra bir kısmını okumaya çalışalım inşallah. Evet, şimdi metnimize bakalım arkadaşlar. Sen ol kâr satsın ki eğer cemi alem asi ve her zerre tâğî ve her mevcut bâğî olup kemali vahdetünden cemini af etsen bahri kereminden bir katre eksilmez. Evet. Sen ol kâr satsın ki eğer cemi alem asi ve her zerre tâğî ve her mevcut bâğî olup kemali rahmetünden cemiini af etsen bahri kereminden bir katre eksilmez. Evet. Burada muhtemelen Arapça ibareler, ayet hadisler var. Onu kaldırıyor, kaldırmış. İlahi şol cemaline müştak olan gönülleri bu hakdanı darı gururdan
saht sarayı süruruna sen hidayet et. Ve şol visaline muattaş olan dilleri bu hevaciri bevadi dalaletten zülali sevzezarı rahmetine sen delalet et. Beka isteyen candan vücut afetlerini sen def et. Dirlik uman gönülden varlık hicabını sen ref et. Can seyrin isteyene şer yolunu tarik et. Can seyrin isteyene şer yolunu tarik et. Yokluk yoluna gidene tevfikini refik et. Saliklerini inayet atına süvar et. Yolunda fena yolunu gene seninle var et. Yolunda fena bulanı yine seninle var et. Evet, yolunda fena bulanı, yol neydi? Bulanı gene sen var et. Aşkın şehitlerini gene sen yıka. Yolunda evet, ölenleri yine sen ko. Tekrar bakalım burada. Yolunda ölenleri yine değil. Burada sine senko. Sin de eski Türkçe'de mezar. Yolunda ölenleri sine senko. Seni sevenin derdin Artur. Sıfır akuzatif. Seni sevenin derdin Artur. Zikrün edenin virdin Artur. Kalde kalanı kalden geçir. Hal isteyeni halden geçir. Kapında sınık gönülleri lütfunla bütün tut. Yolundan azan kulların tevfikin ile elin tut. Tut. Aşkında giryan gözleri seninle pür nur kıl. Evet, derdünle viran dilleri vaslunla mamur kıl. Bu hayrette kalmış avarelere erbabı kulupla irşad et. Evet, erbabı kulupla irşad et. Ve bu dermanda kalmış biçarelere has kullarınla imdad et. Zulmette kalmış dillerini anların şevk ile tabende et. Ve mürde olmuş gönüllerini nefsleriyle zinde et. Evet. Burada tabii yine atlıyor bir yerine. İlahi, gönül gözünü hikmet ravzasının envar-ı ezhari ile münevver kıl ve can dimağını marifet bostanlarının
Nesimi Esharı ile muattar kıl. Halveti şeb revanlarını heva vü şehavat zulümatında gümrah eyleme. Ve riyazet misafirlerini sahrayı hayrette bir rah eyleme. İlahi, çün can kuşunu damı dane-i mahsusat ile ten kafesinde mahpus eyledin ve dil tıflını şiir-i gıdayı şehavatla bu hane-i hakiye menus eyledin. Gene ahir ol tuti bu kafesten uçup ve ol misafir bu candan geçip civarı rahmetine vasıl olduğu vakit hevayı fezayı kutste pervaz ve harim serayı üste aşiyane saz kıl. Evet, şu biraz da okuyalım. İlahi, sen ol padişahsın ki lütfun hazinesi bir payan. Keremin deryası bir keran. Cudun sehabı kaim. Feyzin baranı daim. Rahmetin inamı şamil. Kudretin asarı kamil. Cudun denizinden dü alem bir katre. Mihrün hevasında iki cihan bir zerre. İlahi eğer halkı evvelin ahirin cem olup etbak-ı asmanı defatir etseler yani bir demde ettiğin eltafu inamın yüz binde birinin hesabını görmeyeler. Ve eğer Beni Adem'in her kılı dili, her ahşası gönül olsa, bir nefeste kıldığın ihsan nu ikramın bahrden katresinin zeminden zerresinin şükrün eda edemeyeler. İlahi, çün ol bizden sevabıkı taat ve levakıhı hidmet olmadan kendi lütfu amimu halkı keriminden tevhid mülkine malik ve tefrit silkine salik edip halu bela ahdin alıp tacı lekat kerremna ile ayetten iktibas müzeyyen-i mükerrem eyledin. Gene o lütfu bir ivazu keremi bir garazundan bu mücrim asilerin taksir küfran herhalde taksiri küfranın nimeleri sebebiyle kahr tarracını musallat edip iman tacını başımızdan alma. Şol şarabı ezeli ki eles gününde içirdin ebedi eksük etme. İlahi asilere azap etmek adlinse affetmek dahi ahdindir. İlahi mücrimlere ikap etmek haksa bağışlamak dahi vaadündür.
Evet, Tazarname metni önemli bir metin arkadaşlar. Bir sonraki dersimize de kalan kısmı okuyup yukarıdan başlayarak anlamlandırmaya çalışalım. En azından her ne kadar okuyunca ahenkli bir dil olduğu ortaya çıkıyorsa da bir de anlama bakalım şair, yazarımız ne buyuruyor. Tabii şiirsel bir metin. Yani şiir gibi nesir. Evet, bir sonraki dersimizde arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.